Çoğu kadın gebeliğinin hemen başında gebe olduğunu bilmeden veya gebelik süresince birçok ilaç kullanır. Bazı ilaçlar plasantayı geçebilir ve plasanta yoluyla bebeğe ulaşabilir. Ve bebekte gelişme geriliği, doğum defekti gibi bazı istenmeyen durumlara yol açabilir. Gebe olduğunuzu fark ettiğiniz anda kullandığınız ilaç listesiyle mutlaka doktorunuza gitmelisiniz. Ve kullandığınız ilaçların gebeliğe uygun olup olmadığı değerlendirmelidir. Ayrıca alkol ve sigara kullanımınız hakkında doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Sigara kullanımı bebekte gelişme gerili, fetal beyin gelişiminin suboptimal olması erken doğuma neden olabilir. Aşırı alkol tüketimi ise özellikle gebeliğin ilk 3 ayında bebekte gelişimsel anormalliklere neden olabilmektedir. Bazı bitkisel ilaçlar da gebelikte yan etkilere neden olabilir. Bunlara örnek vermek gerekirse gebelikte sık kullanılan ve erken doğum ve sezeren doğum ihtimalini arttıran badem suyu, meyan kökü, papatya suyu ve ahududu başı çekmektedir. Bunlar dışında günde 200 mg kafeinin üzerinde kafein almak gebelikte zararlıdır. 200 mg kafein yaklaşık 6 küçük çay bardağı veya 2 kupa kahveye tekabül etmektedir. Asitli içeceklerden de gebelik boyunca kaçınmak gerekmektedir. Gebelikte maden suyu içilebilir ama dikkat etmek gerekirse marketlerde satılan çoğu e, sodalar maden suyu etiketiyle satılmaktadır. Ancak bunlar maden suyu değil karbondioksit ile zenginleştirilmiş olan maden sularıdır. Bunlardan içmemek gerekmektedir. Bunlar gebelikte zararlı olduğu kadar normal bir insanda da pankreas kanseri ihtimalini arttırmaktadır. Yasa dışı ilaçlara da değinmek gerekirse eroin, kokain ve amfetamin gibi bu ilaçlar gebelik üzerinde oldukça toksiktirler. Gebelikte kesinlikle kadınlar kullanmamalıdır. Bunlar doğum defektine yol açabilir ve teratojeniktirler. Ayrıca doğum defektine yol açabilecek bazı teratojenik ilaçlar vardır. Bunlar özellikle kalp ritim bozukluğu veya tansiyon hastalarında kullanılan aci inhibitörleri, akne tedavisinde kullanılan ilaçlar, yüksek doz vitamin A, lityum yani bipolar bozuklukta kullanılan lityum, bazı erkeklik hormonları, bazı antibiyotikler, epilepsi ilaçları, kanser ilaçları, romatizma ilaçları, bazı tiroid ilaçları ve warfarin'dir. Bu ilaçların çoğu gebelik kategorisine göre sınıflandırılmıştır. A ve B grubundaki ilaçlar güvenliyken, C grubundaki ilaçlar kar zarar oranına göre kullanılmaktadır. Diğer gruptaki ilaçların kullanımı gebelikte önerilmemektedir. Bazı ilaçların kullanımının bırakılması da bebeğe zarar verebilir ve bebeğin büyümesini yavaşlatabilir. Bunlara örnek astım ilaçları, bazı tiroid ilaçları, bazı epilepsi ilaçları, bazı diyabet ilaçlarıdır. Gebelik öğrenildiği zaman bu hastalıklarda bazı durumlarda ilaç tozlarında veya ilaçlarda değişikliğe gidilebilir ve daha az riskli olan ilaçları geçilebilmektedir. Burun tıkanıklığı durumlarında daha güvenli olan öncelikle burnun serin fizyolojik ile açılması gibi veya mide yanması durumunda daha az ve sık beslenme gibi stratejilerle en az ilaç gereksinimi yaratarak gebelik sürecini sağlıklı bir biçimde atlatabilirsiniz.